yurdun adı Börtecen, kurdun adı diye başladı destan. Ve 400 sene durdun, hadi çık ey Türk diye devam etti. Böylece şaha kalktı Türk. 400 yıl yaşadığı Ergenekon'a sığmıyordu artık. Aslında gayrı mızrak çuvala, Türk ise kabına sığmıyordu. Dağları deldiler, demirleri erittiler, engelleri yok ettiler ve Türk'ün şahlanışını gerçekleştirdiler. Artık zafer Türk'ün öteki adıydı. İpeğe sarılmış çelik gibiydiler. Vurdukları olmuyor, savurdukları dönmüyordu. Savaşı dövüş sanatı yaptılar. Adı konmasa da, kuralları yazılmasa da hepsi bu sanatı çok iyi biliyor ve uyguluyordu. Dövüşürken göz kamaştıran, düşmanları yıldıran, zaferleri bayraklaştıran ve Türk'ü destanlaştıran bu sanatın adıysa Sayokan. Mete Han'ın ilk düzenli orduyu kurmasıyla başlayan Türk savaş sanatı efsanesi, eşi benzeri olmayan Yeniçeri Ocağı'nda devam etti. Bugün dünyaya yayılmış onlarca seçkin okulda Sayokan eğitimi alan yüzlerce öğrencisiyle bir savaşçı felsefesidir Sayokan. Sayokan! Türk! Sayokan! Sayokan, bugünü savaşçıları ve teknikleriyle her hafta olduğu gibi yine TRT Avaz ekranlarında. Tarih boyunca Türkler hep mazluma sahip, zalime karşı çıktılar. Dosta dost, düşmana yaman oldular. Yılmadılar, yıkılmadılar, savaştılar, vuruştular ve dünya hakimiyetine yürüdüler. Durmak, yok olmak demekti. Savaştılar ve savaştıkça coştular. Zaferden zafere koştular. Savaşı barış için belleyip, uçsuz bucaksız bozkırları at nallarıyla mühürlediler. Ve Asya'dan Avrupa'ya, kutuplardan Afrika'ya, dünyaya Türk adını ezberlettiler. Türk! Ayrıca! Türk! Ayrıca! Türk! Ayrıca! Türk! Ayrıca! Türk! Ayrıca! Günümüzde spor adı altında milletler arası alana taşınmış, sporda dünya gücü olmuş milletler, başka milletleri spor kavramı adı altında sindirme operasyonları siyasi bir çabaya dönüşmüştür. Hangi millet milli sporunu dünyaya en iyi şekilde tanıtıp kabul ettirmişse, bu sayede kültürlerini diğer milletlerin sosyal hayatlarına yansıtmıştır. Milli sporlara sahip ülkeler açısından bu bir başarıdır. Kahramanın, savaşçının adı sporcu olmuştur. Yaptığı sporun kişiliğini, karakterini taşımaya başlamış ve tarihi kahramanlar gibi olmak ideali, gayesi olmuştur. Savaş sanatlarına sahip milletler, milli ve manevi değerlerine sahip, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde savaş sanatlarını bir katalizör gibi eğitimde kullanmışlardır. Sayokan, bu hakikate göre hareket eden sporcular yetiştirmeyi amaçlar.
Bu amaçla faaliyet gösteren Sayokan Dünya Federasyonu, küçük büyük demeden altlar yetiştirmeye devam ediyor. Nazilli'de bulunan Sayokan Dünya Federasyonu'nu ve yetkililerini daha yakından tanıyıp Sayokan felsefesine ışık tutmak için federasyonun konuğu oluyoruz. 2-3-4-5-6 Federasyonun çalışmalarına katılmadan önce geçen haftayı kısaca hatırlayalım. Neden bir savaş sanatı, Türk savaş sanatı oluşturma ihtiyacı hissettik? Savaş sanatlarıyla geçen bu ömrümün içerisinde 16 ülkede de bulunma şansına, kısmetine sahip oldum. Bu 16 ülkede bulunma sebebim sadece savaş sanatlarıydı. Ülkelerin milli savaş sanatları, uluslararası milli siyasetlerin içerisinde önemli bir yer tutuyor. Zaferlerle dolu bir tarihe sahip milletin neden kendine ait bir savaş sanatı olmayışı özellikle benim mesleğimde kendime sorduğum bir sorudur. Geçen haftanın özetinden sonra Yabgu Nihat Yiğit'i dinliyoruz. Ülkemize bakalım. Örneğin biz Japonları, Korelileri ve Çinlileri sanayide ürettikleriyle tanımayız. Ama biz Japonları, Uzak Doğuları, Korelileri ve Çinlileri evimizdeki televizyonumuza kadar giren savaş sanatlarıyla tanır. Hatta çekik gözlü gördüğümüz bütün Uzak Doğu bu insanların savaş sanatı bildiğine inanırız. Ben dedim ki, neden Türklerin kendilerine ait bir savaş sanatı yok? Sayısız kahramanlara sahip. Birçok zaferlere imza atmış. Ve kendi mesleğimde bu sorunun cevabını oluşturmaya gayret ettim. Birçok akademisyen arkadaşlarımızla, Türkolog arkadaşlarımızla, spor bilimcisi arkadaşlarımızla, Japonlar, Koreliler, Çinliler, İsrailliler, Fransızlar, Brezilyalılar, Hintliler, Pakistanlılar, Filipinliler, Malezyalılar gibi bir milli savaş sanatı oluşturma noktasında çalışmalara başladık. Ve netice itibariyle bir Türk savaş sanatı oluşturduk. Gaye nedir? Gaye, savaş sanatlarında Türklerin kendilerine ait bir branşı ile dünyaya Türkiye'yi, Türkleri, tarihini, inanç değerlerini tanıtmaktır. Esas gaye budur. Ve bu maksatla yaptığımız 9 yıllık akademik çalışma sonunda 1999 yılının 18 Mart'ında
Sayokan'ı kurduk. Aileler çocuklarının bu önemli gününde yanlarında olmak için Sayokan Dünya Federasyonu'nun salonuna geliyor. Bugün büyük gün. Çünkü bugün kemer takılacak. Küçük Sayokan altlarının kemer takma töreni başladığında herkes de Taygun Hüseyin Yağbir'i dinliyor. Sayokan'a hoş geldiniz. Adınız Alp'tir. Alp gibi giriniz. Toy kapısı, acemilik, bilgisizlik kapısı. Acemilik korkunuz, cehalet yolunuz olmasın. Cesaret ile giriniz. Kunt kapısı, dayanıklılık, sadelik kapısı. Çelikten bedenlere selam olsun. Nakşeden eller, anlatan diller daim olsun. Zırhınla gir içeri. Mama kapısı, sakinlik, kendine dönüş kapısı. İlim, kendin bilmektir. Yolu gönle girmektir. Sükunetle gir içeri. Kazan kapısı, tüm emeklerin karşılığını alma kapısı. Mete Han'dan beri gelirsin. Ton Yukuk, Kültekin, Bilge Kağan. Atilla, Alptekin, Alparslan. Çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet Han. Komutayın olmaz mazini unutursan. Önder Atatürk'ten sana miras. İşte Türkiye. Unutmadık, borçluyuz şehitlerimize. Ne kaybettin, ne kazandın, sor nefsine. Kazanmayı yol tut, haydi gir içeri. Baydar kapısı, zenginlik, liyakat, egemenlik kapısı. Bir önüne bak, bir özüne. Ustalık bedende hak oldu mu? İlim aklını buldu mu? Tabgat yüreğin duruldu mu? Ver sözünü, tanı özünü. Haydi gir içeri.